Hakan Bayrakçı. Evet, şimdi e, öncelikle şunu belirtelim. Her şekilde yargı. Bu arada e, hukuk profesörü olan hocamıza önce bir şey sormak istiyorum. Fikrimi söylemeden önce. Şimdi bu ahmak kelimesi nedeniyle hocam 3 e, yıla yakın bir ceza etmiş. <laughs> Hukuki açıdan soruyorum. Bu cezanın verilmeme ihtimali hukuken var mıydı? şöyle ifade edeyim aslında ben bir girizgah olarak şunun altını çizmemiz lazım yani hukuk ve siyaset ilişkisi Türkiye'de hep sorunlu ola gelmiştir. Bunu altını çizelim. Evet. Tabii ki yapılan değerlendirmeler özellikle meselelerin siyasi sonuçları, siyaset yansımaları açısından evet. kıymetlidir önemlidir. Ama ben e, hukuki açıdan daha sürecin devam ettiğini, evet. derdest olan bir dosyanın olduğunu, evet. dolayısıyla az önce Abdülkadir Bey de ifade etti. Birinci derece mahkemenin mahkemenin vermiş olduğu bir karar. Evet. Bunun yedi gün içerisinde evet. sanıyorum Sayın e, İmamoğlu'nun avukatları evet. istinafta e, itiraz edeceklerdir. Evet. Ondan sonra da, da özellikle fikir suçu Kanaati e, ifade etme, düşünceyi ifade etme kapsamında değerlendirildiği için o 5 yıllık yasak vardır, 5 yıl şartı vardır Yargıtay'a gidecek dosyalar açısından burada geçerli değil. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş, Yargıtay tarafından onanmış, e, istinaf tarafından onanmış bir mahkumiyet kararı söz konusu Anladım. olmadığı için hukuki anlamda yapacağımız değerlendirmeler eksiktir. Ama siz söylediğiniz o ama kelimesinin şöyle altını çizelim. Şimdi yargıtayın bu tür yani davalarda. Şöyle düzelteyim de. Hukuki prosedürü bir aşağı yukarı biliyorum. Şunu merak ediyorum. Mesela hukukta bir ceza tür vardır, evet. bir hüküm vardır. Karşılığı o kadar net yazılıdır ki hakim istesme ister de istese de vermek zorundadır. Burada hakim kanaat ya da takdir kullanarak bu cezayı vermeyebilir miydi? Veya emsal karar var mıydı? Şimdi Hayır. onu söyleyeceğim. İşte şimdi abi. eğer bir fiilin, bir eylemin suç oluşturabilmesi için maddi ve manevi unsurlarını oluşturması lazım. Maddi unsur nedir? Kullanılan terim, kavram nedir? İkincisi de manevi unsur nedir? Kasıt. Kasıtlı mı yapıyor bunu? Hı. Kasıt var mı yok mu? Şimdi kullanılan kelimeyi siz ifade ettiniz. Hı hı. Ahmak. Hı. Şimdi ahmak kelimesini şöyle düşünelim. Eğer genel anlamda ben işte şurada konuşanlar Sözü meclisten dışarı ahmaktır. Bu hakaret oluşturmaz diyor. Yani hakaret suçunu oluşturabilmesi için bir kavramın, bir ifadenin hangi bağlamda, hangi ortamda kime yönelik söylendiğinin açık belli olması lazım. Burada şimdi, açık değil ki. İşte işte ben orada şimdi ben içeriye girmek istemiyorum çünkü hukukçu hassasiyetim var. Yani şey olarak ben ya, mahke, kararı mahkeme karar vermiş. Ben şunu deme hakkına sahip değil miyim? Ben bu kararı <laughs> beğenmiyorum. Çok Tabii. yanlış buluyorum. Şüphesiz, şüphesiz. Bu kararı ya bu yargıya müdahale midir? Hayır, değildir. Yani, yani hukuki anlamda, teknik anlamda kararı eleştirebilirsiniz, eleştirebiliriz. Ama devam eden bir yargı süreci var şu anda. O an. tamam yani hocam. Şey... Ben o zaman e, yani söyleyeyim ifade edeyim. Şöyle hemen sizin cümlenizi bu yani burada eğer bu söylediğimiz yani hem e, yasal unsurları itibariyle e, söylediği ifade kullandığı terimler suç oluşturuyorsa hem de Yargıtay'ın yerleşik iştihatlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili vermiş olduğu kararlara uygunsa zaten orada hareket serbestisi yoktur. İşte onu sordum. Var evet. mıdır yok mudur? Yoktur. Peki. Şimdi yani ne çıktı o sorudan? <laughs> ne anladınız siz cevapta? Ama her şeye rağmen şunu anladım. Ee, bir ceza verilme verilmeme ihtimali de varmış. Hukuken de varmış. Niye bunu niye hakim, sordunuz hakim. bu cevap? Yani ne ne çıkarım yapacaksınız? Efendim buradan şu çıkarım yapacağım. Neticede hakim veya e, hakimler bir takdir kullanmışlar. Tamam mı? Bu ta önce hukuken bunu öğrenmek istedim. Yani yüzde yüz kaçınılmaz bir ceza mıydı? Değilmiş. Ne, değilmiş. Hayır. Mahkeme kasıt olmadığına kanaat getirse Heh, beraat verir zaten. Tamam. Takdir hakkını böyle kullanmış. İşte onu öğrenmeye çalıştım. Şimdi bu cümleden olarak da şu yorumu yapmak zorundayım. Biraz evvel dediği gibi biraz. Abdülkadir e, Bey'in. Tabi siyasete direkt e, etki edecek bir sonuç var ortada. Çünkü söz konusu kişi yargılanan kişi özel pozisyonu olan bir kişi. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, adı geçen Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı aday adaylarından birisi. Dolayısıyla birincisi bu yönüyle bir netice var. Netice doğuyor. İki si siyasi müdahalenin müdahale olduğunu gösteren bir şey. Bu. Onu evet bizi dinleyenlerin takdirine bırakıyorum. Bu kadarını söyledim. İkincisi bu tür kararlar hele bu aşamada bu şekilde tezahür etmesi halinde kişiye, siyasetçiye özellikle çok büyük avantajlar sağlar. Eşi benzeri görülmedi. Bir diğer deyişle, bir çeşit hayat öpücüğü gibidir. Ee, bu açıdan baktığımızda da, karar, e, evet, kesinlikle böyle bir laf keşke edilmeseydi, keşke e, Yüksek Seçim Kurulu için böyle bir şey söylenmeseydi. Ama hukuken de dinlediğimiz ve anladığımız kadarıyla bir takdir kullanılmış. Bunun siyasete Yansımasını biz şu anda mütalaa ediyoruz. Yansıması şöyle olur. E, 4 saat önce bambaşka bir atmosfer solunurken, onu da siz söylediniz, şu anda başka bir atmosfer soluyoruz. Ve aslına bakarsanız sadece siyaseten değil, birçok anlamda da bu karar yanlış bir karardır. Yanlış bulma hakkım var benim vatandaş olarak. Saygı duymakla birlikte karara. Her şekilde yanlış olmuştur. Bunun siyasete yansımasını da göreceğiz. Saygı duymama hakkınız da var. Bildiğim kadarıyla. Pardon Yine hocam. de hukuka saygım olsun. Hukuka saygım olsun. Ahmet Bey şöyle samimi bir <laughs> Bu karara bir saygı duymuyorum duym diyebilirsiniz ya. Ya çok erken yorumlar yapılıyor. Yani henüz <laughs> erken. Ben çok erken olduğu kadar. ben Bakın ben Ama buradan bir karar çıkmış hocam. Bu karar da bu karar benim edeyim. için sürpriz ama, oldu. Ama, bakın ama, bu hocam, karar hocam, benim için sürpriz oldu. Çok ağır bir karar. Erken yapıyorsunuz yorumu diyorsunuz ama şöyle Şimdi yani isti... yargı sürecini beklemek lazım. Tamam, ya, ya, istinaf var, o şu var, bu var. Beklemiyor ki hocam. Ya o siyasi siyaset sonuçtan ayrı beklemiyor. yere koydum ama zaten. Ama işte siyasi, yani, yani siyasi sonucu olduğu için e, bu karar yani, önemli. Yani tabii, bu tabii. karar biz niye oturup tartışıyoruz? Hukuki sonuçları tartışmıyoruz. Tartışmıyor, siyasi sonuçları Siyasi sonucu tabii. var yani daha çok. Yani tamam, istinaf var, belki istinaf bozacak ama o ana kadar e, adaylık meselesi. Belki de Olak. bir çözüme kavuşacak Doğru. bu kararla birlikte Doğru. yani Doğru. onu Doğru. bilmiyoruz. O, hatta sonuç olarak Mete şunu söyleyeyim. Özür dilerim. Sapla. O kadar enteresan bir e, atmosfer oluştu ki ben kişisel olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun demek istiyorum. O kadar. şüphesiz hepimiz diyoruz.